Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla ve yeni bir seriyle karşınızdayız. Bu video konuğumuz yönetmen ve senarist Buğra Kekik. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. O zaman seni çekim masasına alıyoruz ve başlıyoruz. Girdi. Filmimizin ismi de Ceberuh. Evet, Bir Cebaro. korku filmi. Gerçi korku filmi senin sanırım ikinci, yanlış İkinci korku hatırlamıyorsam. filmi. Değil mi? Doğru. Vizyona giren ikinci korku Aynen filmi. doğru. Şimdi Ceberuh'tan biraz bize bahseder misin? Film nasıl bir film ve neden o filme gidelim? Şöyle ki Cebaru 5 kişilik bir arkadaş grubu. 5 kişilik bir üniversite arkadaş grubu. Kamp tutkunu olan 5 arkadaşın gitmemeleri gereken bir yere, kampa gitmeleriyle başlıyor. Tabii daha önceden o kamp yerinde belli sıkıntılar olmuş, işte ölenler olmuş vesaire. Bunu bile bile gidiyorlar. Yanlarına bir 6. kişiyi daha alıyorlar giderlerken. Bir ortak arkadaşlarının vasıtasıyla ulaştıkları birisi. Bu kişi de bir yıl önce oraya olay yerine gittiklerinde ilk orada müdahale eden kişi. Hastane çalışanı görevlisiyle birlikte gidiyorlar. Yani toplamda 6 kişi gidiyorlar. Neden gitmeniz gerekiyor Cebarro'a? Şöyle söyleyeyim. Türk korku filmlerinde biliyorsunuz hep böyle işte 3 artı 7 filmler vesaire. Yani şöyle bir gerçek var ki bir korku filmine gittiğinizde ister istemez bir 3 artı çıkaran bir hocaya maruz kalıyorsunuz. Yani standart bir şey oldu bu. Onun dışında bir korku filmine gittiğinizde dini öğelere denk geliyorsunuz muhakkak. Ya işte bir şeytan çıkarma, bir 3 artı çıkarma vesaire böyle enteresan enteresan şeyler, makyajlarla yapılan işte bir 3 artı olarak gördüğümüz şeyler. Bunlara maruz kalıyorsunuz ya. Hep aynı şey yani hangi korku filmine giderseniz gidin Türk korku filmi olarak. Öyle. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu Üç harfli yok mu senin filminde? şöyle 3 harfli diyemiyoruz çünkü Cebaruh diyoruz biz buna. Yani Cebaruh bizim yaratmış olduğumuz bir karakter aslında orada. Peki neden esinlendin? Yani okuduğun bir kitaptan mı ya da bir kutsal kitaptan mı Ceberruh nereden çıktı? Cebaru nereye çekmek isterseniz oraya çekersiniz aslında. İşte bir Cebaru kafanızda bir üç harfli olarak canlandırırsanız o şekilde de mümkün. Veya bir cadı olarak canlandırırsanız o şekilde de anlayabilmeniz mümkün. Mesela işte Ceberruh'un yaratım aşaması nasıl oldu? Yani şimdi sen Ceberruh diye bir karakter, bir film ortaya çıkardın. Ceberruh da aynı zamanda bir varlık değil mi orada? Bir varlık olarak duruyor. Yani bunu yazarken ben çok merak ediyorum. Çünkü bu tür şeyleri korku filmi izlediğim zaman da bunu yazan adam nasıl yazdı abi derim yani. Çünkü başkalarını korkutmak için yazıyorsun ama şimdi tek başına bir evde yazarken sen korkmuyor musun? İşin aslı şöyle, Cebaruh benim hani ikinci vizyona giren korku filmi olarak ikinci film ama ilk yazdığım korku filmi senaryosu aslında. İkinci yazdığımı bir daha önce çekmiştik. Öyle bir durum oldu. Korku filmi olarak evet ilk yazdığım senaryo. Cebaruh yazarken ister istemez böyle birazcık ürperdim. Yani birkaç hani yazıp uyuduktan sonra kabusuma girdi olmadı değil. Birkaç defa oldu ama öyle hani uzun sürecek bir şok vesaire hiç öyle bir şey olmadı. Ve sonradan senaryo kadar çok aşina oldum ki artık hani senaryoyu ezbere bildiğim için. Öyle hani sonradan korkma vesaire gibi bir durum olmadı. Şimdi bazı korku filmler özellikle dedin yani işte bir hoca olacak da cin çıkaran bir hoca var ve aynı zamanda hep cinler var, üç harfler var artık onu nasıl tanımlıyorsak bir varlık var. Bunu biz Türk filmde işte Türk sineması daha doğrusu yıllardır yapıyor. Ve seriler var, daha devam eden seriler de henüz de var. Fakat orada genelde bu filmlerin PR'ı yapılırken ben hep PR olarak görüyorum onu. İşte biz aslında çekerken birden üç harfli çıktı. Ya da işte bizim gaz lambalarımızın hepsi bir anda patladı falan olağanüstü yaşanan olayları böyle hikaye olarak anlatırlar. Sizin sette de böyle bir şey yaşandı mı? Ya yani yaşansa da ben çok inanmıyorum ama yine de sorayım diye böyle bir soru sorayım. Şimdi işin aslı şöyle, hani daha önceki korku filmi çekerken de bu korku filmini çekerken de işte hani sette enteresan şeyler yaşadınız mı gibi gibi sorular olmuyor değil. Ki biz Cebaru Çatalca'nın ormanın derinliklerini de bayağı yani zaten korkunç bir yerde çektik yani. Bayağı ormanın derinliklerinde. Hani yakında köy bile yok öyle bir. Hani çakalların içerisinde çektik bayağı yani öyle bir durum var. Hani mesela ben şey olaylarını açıkça konuşmam gerekirse ya bunu hiçbir yönetmen söylemez herhalde. Yani sette işte şöyle bir şey yaşadık, böyle bir şey yaşadık. Yani hepsi yalan, hepsi reklamdan başka bir şey değil. Ya işin aslı mesela bizim sette şöyle bir şey oldu işte. Bir çift göz gördüm diyenler oldu ekipte. Evet doğru, bir çift göz gördüler. Ben de gördüm o çift gözü. Şimdi bir gün setten çıktık sabah 5 arabayla otele doğru dönerken şöyle bir şey oldu. Yolun kenarında bir çift göz var.
Karanlık zaten, zifiri karanlık. Bir çift göze doğru yaklaştık arabayla. Arabayı durdurttum. El frenini tuttum. Yan taraftaki bildiğiniz bir çakal. O çift göz olarak gördüğünüz şey çakal yani. Veya işte bir hayvan. O bazı ekipten arkadaşların o çift göz gördüm dediği şey aslında bir hayvandı yani işin aslında. Onun dışında şöyle bir şey oldu aynı zamanda. Biz çekim yaparken çok fazla hani çoğu sahnede sis kullandık. Ve aynalar kullandık. Aynalardan yansımalar kullandık vesaire. Bu sahnelerde de bazı arkadaşlarımız ekipte oyuncu olarak ürperdikleri zamanlar oldu. Hani bayağı bir şey gördüm dedikleri zamanlar oldu. Çünkü o kadar çok ters ışık kullandık ki oyuncu bile yani ters ışıkta arkadan geçen birisini gördüğü zaman bir şey geçer arkadan dediği zamanlar oldu yani. Şimdi Ceberru'ya hemen geçelim. Bir önce çıkan bir filmin daha vardı. Evet. 8 önemli oyuncular vardı yine işin içerisinde. Evet. Yönetmeni de senaristi de sensin. Evet. Bu filmden de biraz bahseder misin? Çünkü gerçekten kaliteli bir işti. Şöyle ki 8 yıl önce yaşanmış bir olayın 8 yıl sonra alınan intikamını anlatıyor. İşte bir sanatla uğraşan bir grup arkadaş bir fotoğraf çekimi için bir yere giderler ve dönerlerken bir kaza yaparlar ve o kazanın cinayet, yani bu aslında bir cinayet değil de kazayla yaptıkları bir suçun üstünü örtarlar. İşte büyüklerinden de yardım alarak 8 yıl sonra, 8 yıl boyunca bu grubun arasında kalır bu. 8 yıl sonra bu olay bir patlar ama zaten filmde nasıl patladığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatıyoruz. Evet. Şimdi filmde de önemli karakterler var. Reha Özcan, evet. Müjde Uzman ve aklıma gelmeyen birçok isim var aslında. Evet. O isimleri ikna etmekte zorlandın mı yoksa dev bütçeler istedikten sonra o dev bütçeleri verdin mi? Hayır, şöyle aslında... yani 8 benim aslında hani her ne kadar ikinci vizyona giren filmim olsa da çekmiş olduğum ilk filmdi. Öyle de bir durum var. Şöyle ki aslında ben 8 filmini yani dev bütçelerle yapmadık. Hiçbir oyuncu da çok çok büyük bütçeler istemedi. Çünkü sanatsal yanları da olan bir filmdi. Suç gizem türüydü bir kere. Hani çünkü Türkiye'de yapılmayan bir tür suç gizem. Belki ilk örneği oldu yani. Bu türde hiç daha önceden bir film yok. Bu aşamada şöyle söyleyeyim. Oyuncular aslında senaryoyu inandıkları için, bana inandıkları için geldiler. Daha önce yaptığım kısa filmleri vesaire izleyip o bu işi yapmama referans oldu yani. Yani oyuncuların. Daha önce kısa film festivallerinde aldığım ödüller, yaptığım filmler, bunlara bakarak aslında bir bu konuda bana inandılar. Yani o oradaki Müjde Uzman olsun, Reha Özcan olsun, Turkay Tanıklı olsun, Suna Selan olsun, Berin Arasoy olsun, hepsi inanarak geldiler yani. Kısa filmlerden biraz bahsettin. Zaten ben de işte senin bazı kısa filmlerini izledim. Hatta sanırım 3 tane kısa filminde bizim yine Daneler YouTube kanalımızda, evet, yayında. Evet. Onların içerisinde en çok beğendiğim Muhatara'ydı. Evet. Hatta izlediğimde müthiş bir şekilde etkilendiğim. Çevreden de izleyen herkes bu ne biçim filmmiş ya, sonunda anladık abi, o nasıl bir dram falan ya da o nasıl bir hikaye gibi bazı şeyler de duyduk. Şimdi senin ilk aslında kamerayı eline aldığın dönem diyelim ya da kameranın başına geçtiğin dönem o dönemler miydi? O kısa filmlerle mi başladı yoksa daha öncesi de var mıydı? Aslında şöyle, daha öncesi de var. 2006'da bir sette çalışarak başladım. 2008'de 26 bölüm bir dizide yani devamlı kastiyonun asistanlığından yardımcı öğretmenliğe geçiş yaptım. Bu şekilde başladı. Kısa film dönemim daha çok 2014'te başladı. 2013-2014'lerde başladı ve Muhatara aslında hani şu an internette izleyebileceğiniz toplamda 9. kısa film aslında. Yani internette şu anda son kısa filmim oldu aynı zamanda. Hani 9. kısa filmde. Şöyle ki onun öncesi de var tabii. Daha önceden hani Akrep ile Ökvan'la başlayan bir süreç var. Soluk var. Muhatara'dan bir film önce çekmiş olduğum bir kısa film. Bana göre hani en benim şu ana kadar yaptığım kısa filmler arasında en beğendiğim Muhatara. İkincisi de Soluk'tur. Geçmişe biraz daha böyle gideceğim ama Türkiye'de genelde şu biliniyor. İlk internet dizisi Bir Kezban Bir Mahmut ya da işte, evet, ardından 01 gibi bir dizi vardı. Onlar çok popüler oldu. İlk dizi olarak onlar biliniyor. Fakat sanırım ilk dizilerden birini sen çektin. Hatta, evet, birçoğunu sen çektin. Evet. İlk dizilerde de MyNet miydi, yanlış hatırlamıyorsam? Evet, MyNet. MyNet'de inendi. Onlardan biraz bahseder misin? Nasıl başladı? İlk internet dizisi fikri nereden geldi? Çünkü o dönemler müthiş bir riskti. Her evde, evet, internette yoktu bu arada. Evet. İnternet kafelere gidip saatlik para vererek izlediğimiz ya da takılabildiğimiz bir yerde. Şöyle, aslında çok güzel bir soru bu. MyNet'in Sebastian TV adı altında bir platform açtığını duyuyoruz. Ve yani öyle bir şey ki Sebastian'da diziler, internet dizileri, yani tamamen isteyen amatör yapıyor, isteyen profesyonel yapıyor. Tamamen açık bir mecra.
Ve burada ilk internet lisesi duyduğumda böyle bir şey yapılabilir mi vesaire. Tabii birazcık da o zamanların getirmiş olduğu biraz amatörlük de var. Yani o yıllar çok amatördük. İşin aslında o yaptığımız diziler de hani yarı amatör, yarı profesyonel işlerdi. Aynı zamanda Sebastian'ın izlenme gelirinin yarısını diziyi yapanlara verdiğini duydum. Böyle bir bunu duyunca 8 bölümlük bir dizi yaptık ilk başta. Baktık ki yani izlenirse bir maddi gelir oluyor ve devam edebiliyoruz. İlk yaptığım işten çok bir verim alamadık ama ikinci yaptığım iş daha da böyle şey. Hani ilk yaptığım iş bu arada kendi senaryom değildi, kendi projem değildi. İkinci yaptığım iş öğrenci evi. Öğrenci evini yapmaya başladık ve çok güzel bir yani çok güzel geri dönüşler aldık. Aynı zamanda iş çok güzel kazandı. Maddi olarak da kazandı. Ve bu sefer devam edebilme olanağı bulduk. Farklı diziler yapmaya başladım. Ama sonrasında şöyle bir şey oldu. Hani Türkiye'de öyle bir reklam sektöründe öyle bir durum oldu ki dizilerin gelirleri bir anda böyle yani %20'lere falan düştü. Yapmış olduğum o internet dizileri arka arkaya patladı. Ama tabii şöyle bir şey var. Öğrenci evi ve aynı zamanda ilişki durumu dizisi 60 bölümlere kadar yaptık. Yani çok büyük bir risk, aynı zamanda çok müthiş bir girişimcilik olarak da belirtilebilir. Çünkü o dönemler gerçekten şu an telefonlarımızda internet var. Okey, o dönemlerde yoktu. Evet. Bayağı internet için bir ortam yaratılıyordu. Evet, risk aldım. Evet. Çok güzel de battım o zamanlar. Akabinde biraz seninle ilgili konulara geçelim. Aslında sen neredesin sen? Ben Mersin, Tarsus'tuyum aslında. Orada mı doğup büyüdün? Evet, orada doğma büyümeyim. Kaç yıldır İstanbul'dasın? İstanbul'a tam 10 yıl oldu geleli. 2011 Temmuz'da İstanbul'a gelip yerleştim. Peki İstanbul'a geldiğinde ne yaptın böyle işte? Memleketindeydin, aldın valizini. Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni alacak diye mi yola çıktın? Hedefin neydi? Burada tanıdığın insanlar var mıydı? Araya torpil sıkıştırdın. Nasıl yönetmen oldun? O serüveni biraz dünle paylaşırız. Evet, şöyle 2007'nin aralığında ilk kez İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a geldik. Yani öyle bir şey ki hani İstanbullu hiçbir şekilde bilmiyorum yani. Hani hiçbir yerini bilmiyorum. İlk geldik. O zamanlar ben İstanbul'a ilk geldiğimde Tarsus'tan Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği bize 2 gecelik bir yer ayarladı. Beyoğlu Öğretmen Evi'nde. 2 gece orada kaldık. Sonrasında bir 15 gün bir öğrenci evinde. Hani İstanbul'da işlerimiz vardı çünkü. Belli amaçlar için gelmiştik. 15 gün Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği bizi koz yatağında bir eve yerleştirdi falan. O süreçte böyle birazcık İstanbul'u öğrenmiş olduk. Ama gerçekten böyle şöyle söyleyeyim size. Ben Haliç Köprüsü'nden geçtiğim zaman Anadolu yakası, Avrupa yakası değiştirdim sanıyordum o zaman. Yani o kadar ki İstanbul'u hiç bilmiyorum. Şey diyordum, Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz, Avrupa yakasındayız. Sonra Galata Köprüsü'nden karşıya geçiyoruz, Anadolu yakasındayız. Ya Beyoğlu Avrupa'da değil miydi? Biz Anadolu'ya geri geçtik falan oluyordum yani. 2007'de bir geldim. Sonrasında 2008'de bir tekrar geldim bir set işi için. 2010 yazında tekrar geldim. 2011'de artık hani İstanbul'a tamamen bir yerleşme amacıyla geldim. Hani o zaman artık dedim ki ben işte bu şehirde yaşayacağım. Ama gerçekten bu şehirde hani dışarıdan gelen birisi olarak işte özellikle hani Mersin gibi bir yerden gelen birisi olarak bir de herhangi bir maddi desteğin vesaire yoksa burada yaşamak gerçekten çok zor. Şöyle ki İstanbul'a geldiğimde hani bak set işi arıyorum. Hani o zamanlar öyle bir sektörde bir kriz oldu ki asla iş bulamıyorum falan. Bir süre anketörlük yaptım bayağı. Anketörlüğün her türlüsünü yaptım bir de. Kapı kapı gezeni de yaptım. Caddede, sokakta yapanı da yaptım. İşte marketlerde yapılan anketi de yaptım. Genel olarak ben daha çok marketlerdeydim ama yani o işte bir anketi de yaptım. Bir sürü anket yaptım yani. Hani, sonrasında bu bana bir geçim kaynağı oldukça kısa filmler yapmaya devam ettim. Sonrasında hani böyle şeye tekrardan hani çünkü o zaman öyle bir koptu ki sektör. Hani sektör bayağı böyle 2006'da sektöre bir girdim. 2010'a kadar kaldım. Ondan sonra böyle sektörden kapı dışarı edilir gibi bir şey oldu. 2013'ün yazına kadar yani bir 2 yıl boyunca işin aslı anketörlükle falan geçti. 2013 yazda tekrardan hani sektöre yavaş yavaş geri dönmeye başladım. 2014 Eylül'de de işte kendi tiyatromu kurdum İstanbul'da vesaire. Ondan sonra zaten tiyatroyu kurduktan sonra her şey zincirlemesine bugünlere geldi. Ben aslında şey konusunu çok merak ediyorum. Yani ilk gelişin ve sektördeki insanlarla tanışma mevzunu. Nasıl tanıştın? Birinin aracılığıyla mı tanıştın? Bu bağı nasıl kurdun? Evet. Şöyle ki İstanbul'da ben geldim hiç kimseyi tanımıyordum. Yani sektöre dair hiç kimseyi tanımıyordum. Hani işte bir torpilin yoksa bu işi yapamazsın gibi şeyler düşünüyorlar şu an. Aslında öyle bir şey yok. Bence. Yani ben İstanbul'da geldim hiç kimseyi tanımıyordum. Yani şu an sektör beni tanıyor. Ama ciddi anlamda ben İstanbul'a geldim de hiç kimseyi tanımıyordum. Tanışma aşamalarım şöyle. Kısa filmler, yani mesela ben ilk şeyde İstanbul'da ilk kısa film çekeceğim zaman oyuncu bulamamıştım. Bayağı bildiğiniz oyuncu bulamamıştım yani. Böyle yani kötü bir hani oyuncular yeni başlayan birisini bulsam bile unutacağım. Yok yani bulamadım. Sonrasında şöyle ki hani Facebook'tan tanıştığım Hayri Çolaşan, Ankara'da yaşıyor kendisi. Aynı zamanda TRT'de görüntü öğretmenidir. Onun böyle bana vermiş olduğu akıllarla sektöre adım atabilmeye başladım. İnsanlarla tanışabilmeye başladım. O birazcık yol gösterdi ki onu da tanımıyorum. Hani o da Facebook'tan. Hani kendisiyle biz 2011 yazında konuşmaya başladık ama yüz yüze
Yani 2016'da Muhatara'yı çekeceğimiz zaman ilk kez yüz yüze gelmişizdir. Yani biz Facebook konuşmaya başladıktan sonra 5 yıl sonra yüz yüze geldik. İşin aslı yani hiç kimseyi tanımıyordum. Sonradan 2012 itibariyle hatta 2012 Eylül itibariyle böyle sektörden insanlar tanımaya başladım. Tiyatroyu kurunca tabii daha da çok bir çevre oldu. Öyle ilerledi. Peki yönetmenlik mevzusunda birazcık soracağım. Çünkü bana da çok soru geliyor. Ay ben yönetmen, hayalim yönetmen olmak. Ben nasıl yönetmen? Sen nasıl yönetmen oldun? Şöyle ki işin aslı ben herhangi bir eğitim vesaire almadım. Sektöre başlarken almadım. 2013'te kendi imkanlarımla internet sitesini yapmaya başladıktan sonra bir eğitim aldım. O konuda da hani görüntü yönetmeni Ulaş Zeybek'ten hani bir tek bir şeyler öğrenebilmişimdir. Bir gittiğim bir sinema kursunda. Bir tek ondan yani bir şeyler öğrendim. Işık ve kamera olarak. Mesela işte montaj kurgu programları veya ne bileyim kamera kullanımı. Yani ben bunları hepsini kendi kendime öğrendim. İstedikten sonra şöyle oluyor. Yani deneyimlemek lazım. İşte bir hani kısa film kötü de olsa çekmek lazım yani. Yapabildiğinin en iyisini yapabilmek lazım ve oradaki görmüş olduğun hani olumsuz tecrübeleri üst üste koyarak yapmak lazım ve aynı zamanda yani yönetmenlik aslında sinema, kısa film olsun tamamen bir organizasyon işidir. Ne kadar işini daha önceden çekebileceğin şeyleri yani çekmen gereken şeyleri ne kadar çok organize edebilirsen o kadar verim alırsın. Asla pes etmemek lazım bir kere. Toplumda bilinen bir dedikodu var. Bir oyuncu bir filme ya da bir diziye seçilebilmesi için yönetmenin bazı tekliflerini, ahlaksız teklifine evet demesi gerekiyor. Bu dedikoduyu nasıl değerlendiriyorsun bir yönetmen olarak? Sen birini başrolü almak için ahlaksız teklifte bulundun mu? Şimdi şöyle, sektörün iki yüzü var. Birincisi iş yapanlar var. İkincisi de asla iş yapamayanlar var. Yani iş yapacağımcılar var. Bilirsin. Evet. Sektörde çok fazla bu. Hani iş yapacağımcılar zaten hani böyle şeylere işin aslında girişemezler yani gerçekten iş yapanlar. Özellikle bizim gibi bağımsız sinemacılar çünkü bizim yani hani her ne kadar bir sinema amacımız var. Yani sektörün içerisinde işte dizi taraflarında özellikle TV dizi taraflarında olduğunu duyuyoruz. Yani olduğunu söylüyorlar hani böyle şeyler olduğunu söylüyorlar ama hani görmedim hiç böyle bir şey. Hani ne bileyim. Varsa da böyle çok anlatılan kadar çok da değildir diye düşünüyorum. Şöyle ki bizim sektörde aslında böyle bir şey pek mümkün değil. Neden pek mümkün değil? Yani bunu yapan adamlar zaten hani bir bir gittiler piyasadan. Yani elendi yani ve hala da gidiyorlar. Hani çünkü o böyle bir teklif yapmak hani böyle bu şekilde ahlaksız bir teklif yapmak zaten şeydir hani. Bir yaparsın, iki yaparsın, üç yaparsın artık böyle adın çıkar. Yani şöyle bir gerçek var ki herhangi bir insana sektörde şey yaptığın zaman işte ne bileyim zaten artık hani basında vesaire de görüyoruz. Gerçek bir oyuncu için bu çok mümkün değildir. İşin diğer tarafından bakalım bir de. Yani ben birazcık böyle açık konuşuyorum. Acı konuşuyorum ama biz iş yapanlara yani iş yapan tarafı, sektörün iş yapan tarafına emin olun kızlar yazıyor. Yani şöyle bir gerçek var ki filmde oynamak isteyen kızlar yazıyor. Yazmıyor değil. Yani benim şimdi telefonuma DM'ye baksanız çok var. Ama şöyle bir gerçek var ki hiçbirisi oyuncu değil. Modeller yazar tamam hani veya işte ne bileyim hani modellere şey atmak gibi olmasın da işi bilmeyenler yazar. Ama gerçek bir oyuncuyla gerçek bir yönetmenin arasında zaten böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü yapılan işin hiçbir anlamı kalmaz o zaman. Ya da kısa yoldan ünlü olmak isteyenler. Hemen kesinlikle. Evet şöyle bir gerçek de var. Evet iyi hatırlattım bunu. İki tip oyuncu var sektörde. Birisi ünlü olmak isteyen birisi de oyunculuk yapmak isteyen. Oyuncu olmak isteyen insan zaten asla böyle bir şey yapmaz. Yani yönetmen olmak isteyen insan da asla böyle bir şey yapmaz. Bu arada DM'den yazmak yani kötü bir şey değil aslında. Şöyle çünkü DM'den gerçek oyuncular da yazıyorlar bana. Yani yaptığım işleri tebrik edip vesaire işte benim için bir şey olursa ben de bu hani senin projelerinde bulunmak isterim diyenler olmuyor mu? İlla ki oluyor ama bunların hepsi gerçek oyuncu. Evet yani DM'den aslında yine şeydi, altını çizdin o doğru bir şey. DM'den yazanlara bir lafımız yok. Yazabilirler ama değişik tekliflerde bulunanlara aslında biz eleştiriyoruz. Evet. Yoksa herkes ben de birilerine ulaşmak için yazdım, mail attım. Bizim o dönemlerde DM yoktu, mail atıyorduk biz. Bahane o yıllarda. Ama şimdi DM atılır. Zaten evet. Bir başarıya gitmek istiyorsan her yolu dene. Ama kesinlikle. Ahlaki olan yolları dene. Kesinlikle. Diye bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdın. Yeni serimizin ilk konuğu oldun. Evet. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Yine sanat hayatında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.